Evet arkadaşlar, bugün kümeslerin genel durumunu çekeceğim. Biraz sinirlendim. Hem az önce 4-5 kişi telefonla aradı. Hintler gene birbirine girdi. Bu sefer gene kavga yapmayanlar gene kavga yapmaya başladı. Ama bu sefer başlarında dibimdeyken kapıştı hemen. Bizi görüp kıskanıyorlar. Yani hani bir kurt veriyoruz, bir şey veriyoruz diye yani birbirlerini sokmamaya çalışıyorlar. Ondan gene o video gitti yani. 3-4 kere aradı. Kamerayı falan düşürdüler kavga yaparken, çarp çurt, mecbur onu sildim, bir daha çekeceğiz. Şöyle görüyorsunuz, kazlarımızı böyle dışarı salıyoruz. Çünkü bunlar sürekli kurt tavuklardan civcivleri kıskanıyorlar. Diğer tavuklardan civcivleri kıskandıkları için bunları dışarı salıyoruz biz geldikçe, diğer kurt tavukları salabilmemiz için. Bunlar artık 20 günlük falan oldular yaklaşık. Bunlar artık hava akşama doğru olduğu için yavaştan yerlerine girmek istiyorlar biraz da. Biraz daha dursunlar, yerine sokarız bunları da. Şöyle bir genel kümesleri çekeceğim gene. O tarz video istiyorlar. Öncelikle kazlardan başladım. Hayvanlar aynı anda nasıl duruyor, hal ve hareketlerini falan sormuşlar onun için. Bu şekilde geldiğimiz zaman kazlarımızı dışarı salıyoruz. Yani kurtlarla kapışmamaları için. Daha sonra içeriden tek tek kurt tavukları salıyoruz. İki kişi, iki tane kurt birbirinle anlaşıyordu. Şimdi onlar da kavgaya tutuşmaya başladı. Artık tek tek salmak zorunda kalacağız. Allah'tan ben başındayken oluyor. Babam sağa sola bahçe kazmaya gittiğinde olsa yani gene birbirlerini hırpalayacaklar ki dayak yiyen tavuk. O aşırı kıskanıyor büyük ihtimalle civcivlerine. Ondan saldırıyor sürekli. Buraya girdik ama bir daha çekeceğiz aynı videoyu. Şöyle genel böyle hayvanları incelemek istiyorlar herhalde arkadaşlar. Bakmak istiyorlar. Bu Wyandotte'lerimizin birinci takımı. 3+1 olarak. Görüyorsunuz bu hayvanlar güneşten, şeyden, biraz horozla eşleşmekten tüyleri biraz bayağı haşat oldu yani. Ben de geldim. Bunlar da köşeye çekildi. Şu şekilde bir yumurtalarına bakalım gene. Allah'tan uzun sürmedi. Bu tarafta yumurta yok gördüğünüz gibi. Bu tarafta iki tane yumurta yapmışlar gene. Tam bunları çekmiştim. Dışarı çıktım. Tak hemen dövüşmeye başladılar. Direkt koştum ayırdım. Şu şekilde birinci grup Wyandotte'lerimiz bunlar. Horozu da bu. Daha bu sene ilk horozluğu, genç. Kaçın bakalım. Video uzun olacak büyük ihtimalle. Herkes ayrı ayrı yerlerde. Bir de bunlar da dibimize gelmişken çekelim. Bunlar arkadaşlar mavi yumurtacılarımız. Bunlar kuyruksuz olanlar. Gayet güzel yumurta verimleri var. Bunlar zaten videoları takip eden bilir. Eş. Bunlar hiç ayrılmıyor. Bayağı koştuk. Şey yaptık ayırırken. Elim titriyor. O yüzden. Bu da Wyandotte yedek horozu. Bu da herkese sataştığı için hep tüyler dağınık. Bunlar yani dışarıda. Bunları biz yemelik olarak kullanıyoruz. Mavi yumurtaları. Çünkü mavi yumurta pek şey değil yani artık. Irkları pek ayırmıyor insanlar. Kaçın bakalım. Bir tane mesela mavi yumurtacı horoz buluyor. Lohmanlara bile atsan sakallı mavi yumurtacı çıktığı için yani o tarz tavuklara yani ben daha ayırmıyorum yani ırk olarak pek üstüne düşülmediği için onların. Bunlar da bu yabancı kan olarak getirdik buraya. Yani bu sene yavru alırsak bunun civcivlerini alıp kendi horozlarımıza koymak için. Burada da 4+1 set olarak var. Bunun yanındaki tavuklar yaklaşık olarak 1 yaşından fazla var. 1 yaşına daha girmemiş tavuk var bir tane. O da şu galiba zaten. Daha o temiz ve küçük. Bu horoz da
artık buralarda söz sahibi olmaya başladı. Eskiden böyle bir metre yanına yaklaşamazdınız. Direkt uçuyordu, bahçe bahçe atlardı. Şimdi tavukların yanına koyunca biraz şey yaptı yani. Hadi. Hadi sen de çık. Burada elime geliyorlar, elimden yiyorlar. Böyle sanki bir şey yapacakmış gibi kaçıyorlar. Burada da aynı şekilde iki yumurta. Performans. Havalar biraz sıcakladığı için düştü. Yine 2-2-4 alıyoruz. Önceden 6-7'den aşağı almıyorduk. Zaten yumurta siparişleri de ona göre azaldı. Kendimiz atmayı düşünüyoruz ama grup tavuğumuz yok şu an. Kuluçka makinesinden çıkartmayı düşünmüyorum. Kuluçka makinem vardı. Ayın 20'sinde mi? 20'sinden sonra birisi yumurta istedi. Yumurtayla beraber kuluçka makinesini de o arkadaşa göndereceğim. İsterse yani isteyeceğim kesin şöyle böyle dedi ama durum yani belli de olmuyor bu işlere. Şu şekilde bizim diğer en baba orozumuz da bu. Bu ötekinlere göre çok iri. Ama artık bunu yedek kulübesine almak zorunda kaldık. Çünkü aynı biz gene yumurta olduğunda bir daha yani bunu atamayacağız artık. Mesela bunu attığımızda aşırı akrabalık olacağı için bir dahaki sene çıkan yavrulara bunu atmayı düşünüyorum. Çoğu arkadaş satmat diyor ama yani bunu bilmiyorum, kıyamıyorum ben. İlk Wyandotte orozumuz bu bizim. Bu yani bizde kalır. Yani çok güzel hayvan bana göre. Yani herkese göre değişir tabii bunlar. Tavşanlarımızı da gösterelim. Şu şekilde tavşanlar da, burası gölge, yatıyorlar. Geçen yavruladı sandık. Kendilerinin artık tüylerini yolup yuva yapmaya başladılar. Hadi bakalım. İçi pek görünmüyor ama artık bunlar da zaten eşleşiyor. Büyük ihtimalle bunlar da yavrular artık. Beyaz erkek, sarı da dişi. Babam bunlara gene ot vermiş. Bahçede ot yoluyoruz. Şunu tavşan yer, bunu tavuk yer, bunu şey yer diye hepsini sırayla atıyoruz. Cemani vardı bir tane. Bu da hep kümeste yaygar acı. Sataşma hadi git. Bizim bu dövüştüğü için bunu sabah erken salıyoruz. Gelme. Bak burnu falan biraz yara olmuş. Telden de dövüşüyor büyük ihtimalle. Sabah. Hadi şöyle kapatayım. Çünkü dışarı çıkmak isteyecek. Diğerlerinde sürekli kavga yaptığı için bunu salamıyoruz. Şöyle şuradan çekeyim. Hadi gelin bakalım hadi. Bu tavuk hep böyle civcivleri de büyüyor maşallah. Hep şey yapıyor yani. Köpektir. Diğer insandan başka her şeye saldırmaya meyilli. Az önce de diğerleri kapıştı zaten. Onları da ayırmak zorunda kaldım. Şöyle bıldırcınlarımız da bu şekilde. Daha bıldırcın videosunu bugün attım. Dün çekmiştim. Görüyorsunuz. Yumurtaları yeni almıştık. Yumurtaları gene şurada var mı? Şöyle, şurada iki tane mi var? Başka da yok. Bu şekilde yumurtluyorlar yani bunlar da. (Gülüyor)
Şöyle neredeyse yarıya geldik. Bundan sonra Hint kurtlarımız var. Bir turda onları çekeceğim. Bıldırcınlarımızı, tavşanlarımızı, vayendet tavuklarımızı çektik. Bunlar da mavi yumurtacı. Yumurta tavuğu olarak kullanıyoruz bunları da. Biz siyah olan setler de yukarıda duruyor. Aslında onları ayırsak ayırırdık ama dediğim gibi tüm maviciler aynı olduğu için amaç mavi yumurta almak gibi görüyor insanlar. Süs rengine önem vermiyor. Onun için bunları yemelik olarak yaptık. Bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. İkinci partı bir gün sonra atarım büyük ihtimalle. Çünkü internette yavaş olduğu için biraz sıkıntılı oluyor. İkinci partta görüşmek üzere.